Süleyman oğullarından bir adamın şöyle dediği rivayet edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikirleri elimde veya elinde saydı ve tesbih mizanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Tekbir gökle yer arasını doldurur. Oruç sabrın yarısı, temizlik de imanın yarısıdır buyurdu. Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin biriniz her gün sabahladığında Allah-u Teala için 1000 sevap işlemeyi terk etmesin. Her kim sabahladığında 100 defa Bismillahi, Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ın ismiyle başlayıp Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim derse bu 1000 hasenedir. İnşallah o gün o kadar 1000 tane günah işleyemez. Bundan başka işlediği hayırlar da bol bol kendisine kalır. Tirmizi'nin Abdullah bin Amir radıyallahu anh'tan rivayetinde şu ziyade vardır. La ilahe illallah'ın Allah'a ulaşıncaya kadar önünde hiçbir perde yoktur. Ebu Vakkas oğlu Sa'd radıyallahu anh anlatır. Bir bedevi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve bana okuyacağım bir dua öğret dedi. Resulullah aleyhisselam La ilahe illallahu vahdehu La şerike leh Allahu ekber kebiran Velhamdülillahi kesira Ve subhanallahi rabbil alemin Ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim Anlamı Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur O tektir, eşi yoktur Allah en yücedir Onu çok çok övüp hamd ederim. Alemlerin Rabbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Güç ve kuvvet ancak yegane kudret ve hikmet sahibi olan Allah'tandır de buyurdu. Bedevi bu Rabbim içindir. Benim için ne var dedi. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et. Beni hidayete erdir ve rızık ver de buyurdu. Ebu Malik el-Eşari'nin rivayetinde bana afiyet ver ilavesi vardır. Bir rivayette şüphesiz ki bunlar senin dünya ve ahiretine yararlı her türlü güzel şeyleri ihtiva eder buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh der ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalıcı salih amelleri çok yapınız buyurdu. Onlar nelerdir ya Resulallah denildi. Tekbir, Allahu Ekber, Tehlil, La İlahe illallah, Tesbih, Subhanallah, Elhamdülillah ve La Havle ve La Kuvvete illa Billah sözleridir buyurdu. Ebu Derda radıyallahu anh der ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Subhanallahi velhamdülillahi Ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah diye zikret. Çünkü bunlar kalıcı salih amellerdir. Ağacın yaprağını döktüğü gibi bunlar da günahları dökerler ve bunlar cennet hazinelerindendir buyurdu. Numan bin Beşir radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın şöyle buyurduğunu rivayet etti. Allah'ın yücelik ve ululuğundan hatırlayacağınız şey tesbih, subhanallah, tehlil, la ilahe illallah ve tahmid, elhamdülillah'tır. Bunlar arı sesine benzer bir sesle arşın etrafında dönüp sahibini hatırlarlar. Sizden biri bunun kendisi için olmasını veya kendisini hatırlatan bir şeyin devamlı bulunmasını sevmez mi? Şabiye rahmehullah biri kötü sözler söyledi. Bunun üzerine Şabi hakkımızdaki bu sözlerin doğru ise Allah-u Teala beni affetsin.
doğru değil de yalan söylüyorsan Allah-u Teala seni affetsin dedi. Müslim bin Yesar zalime beddua eden bir adama, şu zalimi zulmüyle baş başa bırak. Zira onun bir an önce helak olması için zulme devam etmesi senin bedduandan daha tesirlidir. Ancak bir iyilik yaparsa belki bu iyiliği kendisini kurtarabilir. Fakat bunu yapmayacağı meydandadır demiştir. İbrahim bin Ethem sopayla başını yaran bir kimsenin affedilmesini Allah-u Teala'dan dilemiştir. Sebebini soranlara, bu dayakta benim Allah katında mükafatım vardır. Ona sebep olan da bu adamdır. Onun sebebiyle ben mükafat elde ederken, benim sebebimle onun cezalanmasını uygun bulmadım. Bunun için Allah'tan affını diledim demiştir. Ebu Said el-Makberi'nin bir sözü, zalime karşılık vermemek, ona acımak ve Allah'tan sık sık onun için af dilemek, af ahlakını tamamlayan unsurlardır. Süfyan şöyle der, İhsan sana kötülük yapana iyilik yapmandır. İyilik yapana iyilik ise ticaret değildir. Yani al parayı ver malı der gibi bir şeydir. Büyüklerden Necmettin Razi ne güzel demiş, bize düşman olan da saadet, iyilik bulsun. Cihandaki ömründe o bereket bulsun. Yolumuzun üzerine diken koysa bir kimse, bizden ona diken gitmez, yollarında gül bulsun. Şeyh Şadi Şirazi, Gülüstan adlı eserinde şöyle bir hikayeyi zikreder. Bir gün Harun Reşit'in oğlu babasının huzuruna gelerek, filan çavuşun oğlu anneme sövdü diye şikayette bulunur. Harun Reşit cemaate sorar, ona ne gibi ceza verelim? Cemaatten kimi onu idam etmek gerek, kimi dilini kesmek lazım, kimisi malına el koyup kendisini de tehdit etmek yerinde olur dediler. Harun Reşit hiçbirini beğenmedi, oğluna şöyle hitap etti. Ey oğlum, eğer onu affedip ihsan edersen daha iyi yaparsın. Eğer hak almak istersen, o ne şekilde sana küfrettiyse, sen de o kadar ona söyle. Fazla bir şey söyleme. Sonra bizi zalimlerden eylersin. Allah'ım, bize dünyada da, ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.